Üçüncü ay. Allah razı olsun. Görüntülü görüşme. Bu şike alacak ikisi. Tamam. Gördüğünüz gibi seni götürüyordu. Asker hizmet. Ama belki ne biliyordu? Ben Kürgün sarıyordum. Yok. Asım büyük ki parmağını kaldı. Araç kiralama sektöründe hep daha iyisini hedefleyen hizmet anlayışımızla yolumuza istikrarla devam ediyoruz. Tera Yatırım liderliğinde borsada satış yöntemiyle. Vay be, buralar nelerdi ya? Ne vardı, ne yoktu buralarda? Tarih 80'di, 81'di. Karaköy. Bu sokaklara geldim. Nerede? İş kurtarıcılık yaptım, sonra ayakkabıcılık yaptım. Sonra başladım kasetçilik yapmaya. Güzel bir zaman geçirdim burada. Yıl 1982 oldu. Kasetler devam. 90'a kadar, 90'dan sonra Karaköy iskelesinden Rus pazarına gittim, Rus pazarı açtım. Orada da güzeldi. Ondan sonra belediyeden devam ettik, belediyeye girdik, belediyede çalıştım, emekli oldum. Emeklilikten sonra başladım köpeklere. Benim burada bu sokaklardan basmadığım taş kalmadı. Çok güzel bir zamanım geçti bu sokaklarda. Ama şimdi her şey kayboldu, gitti, nerede, nereye geldi. Şapkamı ver lan. Ver o şapkayı tarafı. İyi ben ha. Hocam da. Ne? Hocam da. Ne şapkası? Gel bir hayat anlatalım. Buraya 1976'dan geldim. İşportaya başladım. Köyde çobanlık yaptım. Burada geldim işportaya başladım. İşportadan sonra kasetçilik yapmaya başladım. 1982 oldu. 83 oldu. Devam. 84 oldu. Belediyeye girdik. Hem kaset işi hem belediye devam ettim. 90'da Rus pazarı açırdı. Karaköy iskelesinden Rus pazarına gittik. Rus pazarında orada da güzel bir para kazandık. Ondan sonra geldim burada kasete devam ettim. Yıllarım burada bu sokaklardan geçti. Basmadığım taş kalmadı. Yer oldu. 2022 halen aynı sokaktan aynı devam ediyoruz ama çok güzel bir zaman geçirdik burada. Peki burada şimdi genel evler yıkılıyor yüksek kaldırımdaki Bayram abi. Şimdi genel ev yıkılıyor, genel ev kalmadı, kapandı. Pandemin dolayısıyla kapandı gitti. Yerine başka kültürel bir şeyler yapacaklar. Gene buradayız yani, gene bu kültürelini de göreceğiz bakalım. İlk ne? Buraya kaset mi satıyordunuz burada? Ben kaset satıyordum. Aşağıda? Aşağıda kaset satıyordum. Çok güzel insanlar vardı, eski insanlar, çok iyi insanlar vardı. Sene kaçtı, 80'ler miydi? 82'den başladım, 90'a kadar kaset. 90. Bura cıvır cıvırdı tam. Şeydeydim, iskelede, Rus pazarı açıldı. Bu valiz pazarı. Orada da güzel, işler güzeldi. Ondan sonra belediyeye girdik, belediyeden devam ettim, emekli oldum. Şimdi de köpeklerle devam ediyorum. Kaç sene önce bıraktınız abi burayı? Yani o da kaset işini. 2000'lerde mi? Manukyan öldüğü zaman. Manukyan buradaydı ben gittiğimde. Ben 90'da bıraktım. Asım... 8 sene, 9 sene falan bir kaset işi vardı. Ondan sonra emekli olduktan sonra da başladım köpeklere. Şimdi de köpek çobanı oldum. Olsun ya, ne güzel köpeğe bakıyorsun. Köpeğin ismi ne abi? Leo. Leo. Bir tane değil, bende köpek çok. 15 tane köpek var bende. Evet, maşallah ne güzel. Köpek sevgimiz var. 15 tane köpek, çobanlık yapıyorum. Köydeki anılarımı buraya İstanbul'a taşıdım. Orada genel evde yaşayan... Tabii canım, sabah benden kaset alıyorlardı, akşam herkes... Hangi kasetleri alıyordu mesela? He? O zaman? Ulan arabesk vardı, şey yoktu. İbrahim Tatlıses. Pop yoktu. İbrahim Tatlıses, tabii ki İbrahim Tatlıses iyiydi.